Merhabalar efendim. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ziyafet sofralarına yeni bir lezzet daha ekliyoruz. Rustik dananın tarifini paylaşıyoruz ama önce malzeme listesine bir göz atıyoruz. 1 kilo dana biftek, 15-20 adet küçük soğan, 4 diş sarımsak, 1 su bardağı nohut, 1 çorba kaşığı salça, 1 dolu çorba kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 su bardağı su. Malzemeleri öğrendik. Artık rustik dananın yapımına geçelim. Kalın tavanı bir tencereyi ateşe yerleştiriyoruz. Bol miktarda tereyağı atıyoruz. Biraz erimesini bekleyelim. Evet. Yarım kibrit kutusu büyüklüğünde doğradığımız dana bifteği atıyoruz. Hepsini bir atmıyoruz. Tane tane. Şöyle yağ değerse iyi olacak şekilde. Etin yarısını yerleştirdik. Birkaç dakika renk alacak. Çevireceğiz. Ondan sonra diğer yarısını yerleştireceğiz. İlk etap etler renk almaya başladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi kalan eti de ilave edelim şöyle kenardan. Evet. Kısaca bunlar da renk alsın. Diğer işlemlere geçelim. Evet. Etlerimizin rengi değişti. Bu aşamada bir çorba kaşığı domates salçası ilave ettik. Şöyle biraz alt üst edelim. Kapağını kapatacağız. Salça ile birlikte şöyle bir 10 dakika kadar kendi suyuyla pişecek. Evet. Harika. Güzelce kendi suyunda salçayı çekti. Artık iri soğanlarımızı ve birkaç parçaya böldüğümüz sarımsaklarımızı ilave edebiliriz. Yine şöyle bir alt üst edelim. Yine bir 10 dakika kadar kapaklı olarak pişmesine izin verelim. Evet, şimdi soğanların kokusu çıkmaya başladı. Rengini de almaya başlamış. %80 oranında haşladığımız nohutu da ilave ediyoruz. Şimdi nohutun suyunu da kullanacağız. Ama önce bir alt üst edelim. Nohut da lezzeti çeksin. Ondan sonra suyunu katacağız. Nohut suyunu ilave ediyorum. Fakat duruma göre su ya da tavuk suyu da ekleyebiliriz. Bu şekilde de bir yarım saat pişireceğiz kısık ateşte. Bir bakalım. Evet, birazcık daha su gerekecek. Et suyu, tavuk suyu da kullanabiliriz. Biz yarım su bardağı sıcak su ilave ettik. Son olarak da tuzunu ilave ediyoruz. Farkındaysanız başka hiçbir baharat yok. Karabiber dahi, sadece tuz. Kapatıyoruz. Kısık ateşte bir yarım saat daha pişiriyoruz. Toplamda bir saat pişmiş oluyor nohuttan sonra. Şimdi süremiz doldu. Kapatalım. Buharını indirsin, sonra servise geçelim. Rustik dana pişti. Bir 15-20 dakika dinlendirdik. Artık servis zamanı. Hala sıcak. Harika görünüyor. Şöyle bir karıştıralım. Harika. Soğanıyla, nohutuyla birlikte. Çok sade ve lezzetli bir yemek. Evet efendim. Afiyet olsun. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde lezzetli bir et yemeği tarifi paylaştık. Rustik dananın yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı diliyorum efendim. Hoşça kalın.